Nefis olarak yaklaştığımız zaman nefsi küldür. Akıl olarak yaklaştığımız zaman aklı evveldir. Ruh olarak yaklaştığımız zaman ruhu azamdır. Ve bunun gibi daha başka isimlerde yükleyebiliriz. Ama varlık tektir. Şimdi yeni şeyler, şimdi yeni şeyler, şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Ahmet abicim, her şeyin bir ruhu vardır. Düşüncesi doğrultusuyla varlığın ruhuna inanıyoruz ve bütün mahlukatın bu ruhun ürünü ve bu mahlukat içerisinde de insanı mesaj verebilecek üst ürün olarak kabul ediyoruz diye bir düşünce var. Bu düşünceye ne dersiniz? Tabii ki bütün gönlümle katılırım. Varlık bir bütündür. Yani erken zamandaki büyüklerimizin söylediği gibi söyleyecek olursak, varlık tecezzi kabul etmez. Yani cüzlerden oluşmamıştır. Varlık bir bütündür. Tümel bir varlıktır. Ve bu hangi açıdan yaklaşıldığına göre isim alır. Nefis olarak yaklaştığımız zaman nefsi küldür. Akıl olarak yaklaştığımız zaman aklı evveldir. Ruh olarak yaklaştığımız zaman ruhu azamdır. Ve bunun gibi daha başka isimlerde yükleyebiliriz. Ama varlık tektir. Ruh-u azam başka, nefs-i kül başka, aklı evvel başka gibi gibi çoğaltmak değil. Tek bir varlığın sonsuz vecihlerinden bir vecihtir ruh. Ve her şeyin bir ruhu vardır. Her şey tümel ruhtan açığa çıkar. Tecezzi kabul etmez. Parça söz konusu olmadığından dolayı her şey tümel olan ruhtan tecelli eder. Zuhur eder diyelim. Malum tecelli konusunda bir çekincemiz var. Tecelli için ayrıca bir varlık lazımdır ki buradaki mütecelli olan orada belirsin, tecelli etsin. Biz vahdet görüşümüz itibariyle bunu mümkün olduğu kadar eleştiriyoruz ki insanları o ikilikten, ama şirke düşüren ikilikten uzak tutabilmek için. Yoksa insanın bir yine Hakk'a ait olan bir beden olarak, platform olarak Cenab-ı Hakk'ın esmasıyla, sıfatıyla orada zahir olmasını bir tecelli olarak da kabul edebiliriz. Ama özel bir niyetle bu tecelli meselesine şerh koyuyoruz ve zuhur demeyi tercih ediyoruz. Evet, her şeyin bir ruhu vardır. Ruhu azam denilen tümel ruhtan her şey açığa çıkar. Açığa çıkan şey bu ruhu, bu ruhtaki edinimlerini ki canlılık, Cenab-ı Hakk'ın esması ve Cenab-ı Hakk'ın sıfatları bu ruhta mündemiş olduğundan dolayı bu kalıp kendisine hayatiyet, kayyumiyet, kahariyet ve buna mümasil Cenab-ı Hakk'ın sıfat ve esmalarını üzerinde taşıyabilecek bir kalıp olduğundan dolayı ona verilmiş olan hayat doğrultusunda, hayat nispetinde bu ruhtan edinerek ortaya kendinde açığa çıkan, kendinde aksu emel haline gelen bir varlığı yaratır. Ve ahiret denilen diğer boyutlarda işte bu fiillerinden, düşüncelerinden kaynaklanarak açığa çıkarmış olduğu, var etmiş olduğu bu bedenle de diğer boyutlara geçecektir insan. Bunların hepsi ve hepsi, bu kabiliyetlerin hepsi o ruh-u azam denilen ruhta mündemiştir. Yani vardır, özünde vardır. Onun haricinde bir hayatiyet, onun haricinde bir varlık iddiası söz konusu değildir. Allahu alem. Şimdi yeni şeyler, şimdi yeni şeyler,
Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.